Selam olsun bizi izleyen izleyicilerimize. Selam olsun gülümseyen küçük yüreklere. Selam olsun yüreği hep çocuk kalan büyüklere. Time Balkan Haber Sitesi bünyesinde hazırlanan programımıza hoş geldiniz. Çocukları sevmek, onlarla oyun oynamak, onlara şefkatle davranmak peygamberimizin sünnetindendir. Bir çocuk gördüğü zaman peygamberimizin mübarek yüzünü sevinç ve neşe kaplardı. Çocukları kolları arasına alır, sarılır, öper, okşardı. O güzel çocuklardan birkaçı bugün bizlerle birlikte. Gelin hep birlikte onları tanıyalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. İsterseniz ilk önce tanışalım. Senin ismin ne? Berk. Soyadın ne be? Durak. Memnun oldum. Arkadaşına uzat, bir tanışalım. Benim ismim Hadis, soyadım Zuberovski. Benim ismim Malik Yazim, soyadım İhsan. Benim adım Emre, soyadım Kubur. Benim adım Eser, soyadım Muhammed. Benim adım Betül, soyadım Öztürk. Benim adım Aliye, soyadım. Benim adım Aliye Elif, soyadım Süleyman. Benim adım Belki, soyadım Abdullah. Benim adım Nisa, soyadım Mehmet. Benim adım Melisa, soyadım Mehmet. Benim adım İsmail, soyadım Nema. Benim adım Furkan Safa, soyadım Mehmet. Benim adım Zeynep, soyadım Demirözkan. Benim adım Bedira, soyadım Emine. Benim adım Kerem, soyadım Halit'i. Çocuklar, sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi biraz sizleri daha bir yakından tanımak istiyorum. Hobileriniz neler, nelerden hoşlanırsınız, arkadaşlarınız kimler falan. Öyle biraz tanışalım isterseniz, olur mu? O zaman seninle başlayalım. Hazır mikrofon sende, olur mu? Tamam. Bana okul dışında yaptığın faaliyetler nelerdi? Nelerden hoşlanırsın? Onlardan bahsedebilir misin? Faaliyetlerim okuldan sonra, yani futbol oynamayı severim okuldan sonra. Arkadaşlarımla bazı kere okuldan sonra oynarım. Profesyonel futbol oyunlarına gidiyor musun, gitmiyor musun? Yok, gitmiyorum. Arkadaşlarımla sadece. Evet. Çok güzel, en güzeli zaten arkadaşlarla oyun oynamak değil mi? Arkadaşına uzat istersen. Peki sen büyüyünce ne olmak istersin? Ben büyüyünce beyin cerrahı olmak isterim. Beyin cerrahı, maşallah. En çok hangi dersi seviyorsun? Bu meslekle alakalı bir şey seviyor musun? Matematik dersini çok seviyorum. Matematik dersini seviyorsun. Aferin, inşallah geleceğin beyin cerrahı sen olursun. Tamam, İnşallah. Senin en çok ilgini hangi ders çekiyor? Benim en çok ilgimi çeken ders sosyal. Güzel, büyük, güzel. Peki Furkan, sen hayvanları seviyor musun? Evet, çok seviyorum. En çok hangi hayvanı seviyorsun? En çok sevdiğim hayvan köpek. Evde köpek besliyor musun? Yoksa? Hayır. Burada aranızda hayvan besleyen var mı evinizde? Kedi. Kedi mi besliyorsun? Hmm, çok güzel. Ali de besliyormuş. Vereyim mikrofonu bakalım. Sende hangi hayvan var Ali? Bende kedi var. O kadar akıllı ki kapımı açayım. İsmin ne kedinin? Kedimin ismi yok. Kedi Çakırız. Kediye bir isim bulalım mı biz bugün? Bu programda bir isim bulalım. Hadi bakalım bir karar verelim. Programdan sonra isim bulalım Ali'nin kedisini. Olur mu arkadaşlar? Olur. Tamam. Senin de bir hayvanın var galiba evde değil mi? Buyurun. Benim evde bir balığım var. 3 tane. Renkleri iki tanesi turuncu, bir tanesi siyah. Akvaryumda besliyorsun değil mi onlara bakıyorsun? Evet. Büyük mü akvaryum mu, küçük? Küçük. Küçük. Onların isimleri var mı? Yoksa sen de Ali gibi isim bulmadın mı daha? Bulmadım. Ama mutlaka bulman lazım değil mi? Devam edelim o zaman. Alayım mikrofonu. Çocuklar, siz çocuksunuz. Yani gelecekle ilgili hayaller kuruyorsunuz biliyorum. Peki sana sorayım. Gelecekle ilgili ne hayallerin var senin? Gelecekle ilgili benim hayallerim var. Hayalin, en büyük hayalin nedir? Mesela gerçekleşmesini istediğin hayalin. En büyük hayalim başarılı biri olmak. İnşallah olursun. İnşallah. Hangi dalda mesela? Nerede başarılı olmak istiyorsun? Ekonomi. Ekonomi de. Oo, çok evet. Güzel. Demek ki matematiğin güzel o zaman. Evet. Değil mi? Aferin. Bravo. Melisa, teneffüste arkadaşlarla hangi oyunlar oynuyorsun sen? Adam asmaca. Hı-hı. Başka? Daha çok muhabbet, sohbet ediyoruz. Hı, güzel. Sınıf arkadaşlarla değil mi? Çok güzel. Arkadaşına uzat. Okulda seni en çok ne eğlendiriyor derslerin dışında? İşte arkadaşlarımla muhabbet, sohbet etmek, oyun oynamak. Hı, eğlendiriyor. Çok güzel. Peki Belkıs, senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Makarna. Makarna. Böyle evet. Soslu falan mı da sade makarna? Sade. Oo, çok güzel oluyor değil mi? Afiyet olsun. Senin en çok sevdiğin çizgi film hangisi ya da çizgi film kahramanı hangisi senin? Tom ve Jerry. Tom ve Jerry'i izliyor musun onları? Evet. Oo, çok güzel. Kitap okumayı seviyor musunuz çocuklar? Evet. Peki
Sana şöyle bir soru sorayım. Gelecekte bir kitap yazarsan, kitabın başlığı ne olurdu, ismi ne olurdu kitabın? Hiç düşündün mü mesela bir yazar olsan da, bir kitap yazsan, ismini nasıl koyardın? Gelecek koyardım. Gelecek, güzel. Gelecek sizsiniz söyleyecekler değil mi? Sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Üç dilek hakkın olsa, ne dilerdin? Yani şu anda bir sihirli değnek olsa ve deseler ki sana hadi üç tane dilek diler, ne dilerdin? İnsanların hiç fakir olmaması, savaşların bitmesi ve doğa canlıları hep yaşasın isterdim. Çok güzel, aferin. Bravo sana. Peki sen nereye seyahat etmek istersin ya da oraya nasıl gitmek istersin? Hiç düşündün mü? Ben gitmek isterim, Türkiye'ye gitmek isterim. Hiç gitmedin mi daha önce? Gittim ama şimdi gitmek çok isterim. İnşallah en yakın zamanda gidersin. Şimdi yaz tatili de yaklaşıyor yavaş yavaş. İnşallah gidersiniz. Ali, senin çok arkadaşların var biliyorum. Dünyanın farklı yerlerinden arkadaşların var mı? Böyle internet üzerinden arkadaşların var mı? Nasıl konuşuyorsun onlara? Hangi dille konuşuyorsunuz? Nasıl irtibata geçiyorsunuz? Bazen İngilizce, bazen Makedonca konuşuyor. Anlaşabiliyorsunuz değil mi? Anlaşabiliyorsunuz. Çok güzel, aferin. Sana da şunu sorayım. Senin hobilerin neler? Sen ne yapıyorsun boş zamanlarında? Boş zamanlarımda arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Sonra onlarla birlikte bisiklet sürüyoruz. Bilgisayar oynuyoruz. Çok güzel. O kadar. Sen büyüyünce ne olmak istersin peki? Futbolcu. Futbolcu. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaşlı. Başka Beşiktaşlı var mı burada? Galatasaraylı? Tek bir Galatasaraylı. İki Galatasaraylı varmış. Fenerbahçeli? Ama Beşiktaşlılar ağırlıklı değil mi? Evet. Peki büyüyünce Beşiktaşlı oynamak ister misin? Evet. Öyle bir hayalin var mı? Evet. İnşallah oynarsın değil mi? Ne güzel olur. İnşallah. Size de imzalı forma gönderirsin burada. Değil mi? Evet. Çok güzel olur. Peki en çok ilginizi hangi ders çekiyor? Hangi dersten en çok hoşlanıyorsunuz? Ben en çok matematik dersinden hoşlanıyorum. En çok o dersi seviyorsun. Güzel. Belkıs'a istersen ver mikrofonum. Belkıs sen hayvanları seviyor musun? Seviyorum. Hangi hayvanı en çok seviyorsun? Kedi. Kedileri seviyorsunuz. Az önce burada kediler vardı. Olan da burada. Biz de seviyoruz kedileri ama biraz korkuyoruz uzakta. Alya, sen en çok neler hakkında hayal kurmayı seviyorsun? Hiç hayal kurmuyor musun? Kuruyorum ama yani olmayacak şekilde gibi. Tamam, zaten olmayacak şekilde olduğu için hayaldi. Bakalım olmayacak şekilde nedir onu görelim. Gerçekleştiğinde zaten hayal değildir o. Fakirlere bazenleri kötü davranılıyor, onlara kötü davranılmasını istemiyorum. O benim hayalim. İşte bu bizim elimizde çocuklar değil mi? Yani sizin elinizde. Bizim ve sizin elinizde. Siz onu başlatmanız lazım. Fakirlere yardım etmeniz lazım. Yaşlılara yolda yardım etmeniz lazım. Var ya torbalarla gördüğümüzde onlara yardım etmeniz lazım. Küçük bir çocuk varsa caddeye karşıya geçmesi için yardım etmeniz lazım. Bunlar kimin elinde? Bizim elimizde değil mi? Evet. Biz her zaman diyoruz ya işte dünya kötü bir yer, yanlışlar var, savaşlar var. Ama onu düzeltecek kimdir? Bizleriz değil mi? Biz örnek olmalıyız başkalarına ki desinler ki aa işte bu çocuklar bunlar dünyada güzel şeyler yapan çocuklar. Bir de dünyamızda çok az sayıda yardımlaşma var. Dünyamızda daha fazla yardımlaşma olmasını istiyorum. Çok güzel hayalleri inşallah olur değil mi? Evet. Sen teneffüste arkadaşlarınla hangi oyunları en çok oynuyorsun? Neler oynamaktan hoşlanıyorsunuz? Yani adam asmaca, sonra sohbet etmek. Taş, kağıt, makas oynuyoruz. Sonra XOX oynuyoruz. Güzel. Arkadaşına ver mikrofonu. Senin en çok sevdiğin yemek ne? Nasıl diyeyim? Spagetti. İngilizce'de spagetti diyorlar ama Türkçe'de bilmiyorum nasıl diyorlar. Tamam, Türkçe'de spagetti diyoruz. Spagetti. Seviyorum. Güzel. Afiyet olsun. Senin en çok sevdiğin çizgi film karakteri hangisi? Ben küçüklükten beri Tom ve Jerry'yi çok severim. Hepiniz de Tom ve Jerry'yi seviyorsunuz. Güzel. Tom ve Jerry hayranları burada demek ki. Sen kitap okumayı seviyor musun? Çok seviyorum kitap okumayı. Ne tür kitaplar okuyorsun? Romanları daha çok okuyorum. Peki ileride bir kitap yazsan, roman yazsan ya da hikaye kitabı yazsan onun başlığını ne koyardın? Hiç düşündün mü? Çocukluk koyardım. Çocukluk koyardım değil mi? Onun konusu da zaten çocuklarla ilgili olurdu değil mi? Evet. Güzel. Furkan'a ver istersen mikrofonu. Furkan,
Senin 3 dilek hakkın olsa sen ne gerçekleştirmek isterdin? Dünyada savaşların bitmesini. 1, 2. Herkesin mutlu olmasını. 3. Ki hiç kimsenin evsiz kalmamasını. İnşallah bu dileklerin dua niteliğine geçer. Ve inşallah bu duaların kabul olur. Bütün çocukların duaları kabul olur. Çünkü sizin yüreğiniz saf, dilleriniz tertemiz. Sana sorayım, dünyanın farklı yerlerinden dilini bilmediğin arkadaşlarınla oyun oynuyor musun? Var mı öyle arkadaşların senin? Olabilir, var. Evet. Var mı? Nasıl konuşuyorsunuz onlar? Hangi dille konuşuyorsunuz? Hangi araçla konuşuyorsunuz? Bazen başka dilde, bizim konuştuğumuz Makedonca dilinde konuşuruz bazen. Hı-hı. Bazen de hareketlerle konuşabiliriz. Güzel. Bunlarla internet üzerinden mi tanıştınız yoksa mahalle arkadaşlar mı? Daha fazla mahalle arkadaşları da var. Hmm. Mesela benim bilmediğim çok diller var. Onlarla ne konuşuyorsunuz mesela? Onlardan kazandıkların ne? Çünkü insanın arkadaşı olduğumu ne olur? Onlardan bir kazanımı olur değil mi? Evet. Onlardan neler kazandın? Neler öğrendin? Daha iyi dil öğrendim. Dilini öğrendin. Bakın bir kazanımımız olmuştur. Dil. Sonra onların kültürünü öğrenmişsindir. Evet. Kesin. Onların adetlerini, onların yaptıklarını. Onlar da sizden kazanır değil mi? Evet. Onlara senin anlattıklarından kazanmış olur. Teşekkür ederim çocuklar. Şimdi kısa bir VTR'miz var, kitap tanıtım köşemiz var. Ondan sonra yine sizinle beraberiz, tamam mı? Kitap okumak, insanın ruhunu dinlendiren, sıkıntıdan, dertten uzaklaştırıp başka insanların dünyasına bakıp farklı dünyalara yolculuk yapmanın, kısacası hayatı ve insanları anlamanın en kolay ve keyifli yoludur. Günümüzde tüm insanlığın ihtiyacı olan hoşgörü ve empati ancak bu yolla sağlanabilir. İnsanın diğer insanları anladığı bir dünyada sorunlar azalacaktır. Kitap okumak insanı çocukluktan itibaren bilgili, anlayışlı ve üretken kılar. Hadi o zaman bakalım bugünkü kitap tavsiyesi hangisiymiş? Herkese merhabalar, ben Ebru Mandak. Şimdi sizinle beraber Dedemin Bakkalı'nın kitabını ele alacağız. Yazarın kendi hatıralarında ilhamla kaleme aldığı Dedemin Bakkalı, büyüklere yetişik çocukların gözünden kendilerini görme imkanı veriyor. Küçükleri de yenilikçi düşünmenin, ticaretin, büyüklerin dünyasının ve insan ilişkilerine dair inceliklerin ipucunu verirken bir yandan güldürüyor, hüzünlendiriyor ve uzun uzun düşündürüyor. Dedemin Bakkalı kitabını küçük Şenmin'in bakkalı olan dedesinin yanında çalışmaya başlaması konu ediyor. Çocukların yetişkinlerine dair iletişimlerinde dikkat edilmesi gereken husumları sade, akıcı ve eğlenceli bir dille kaleme aldığı kitap, büyüklere ise küçüklerin gözünden görme imkanı veriyor. Anne baba ve çocukların birlikte keyif alabilecekleri ve sıcak vakit geçirebilecekleri bir kitap olan Dedemin Bakkalı'nda ne yaparlarsa yapsınlar, büyüklere yaramayan küçüklere, küçüklerin de bir türlü anlam vermediği büyüklük davranışlarına ve aralarındaki iletişimine çıkan elde edilen tecrübeler ele alınıyor. Çocukları 10 madde halinde büyüklerin dünyası ile başa çıkmasının sırlarına paylaşan yazar, okulları öğütle boğmuyor. Aksine yüzlerin gülebilecekleri ve sonralarında birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri bir rehber sunuyor. Aile içinde çıkan tatsızlıkları esprili bir dille anlatan yazar, Dedemin Bakkalı kitabı bir yandan büyükleri unuttuğu çocukları hatırlıyor, diğer yandan da yetişkin olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Uzmanlar kitap sevgisiyle büyümüş çocukların aynı zamanda yaşıtlarına göre daha bilgili, sosyal ve paylaşımcı olduğunu söylüyor. Kitap okuyarak hayal gücünü zenginleştiren çocuklar problem çözmede daha pratik bir zekaya sahip olabiliyorlar. Sanatsal duyarlılığı olan bu çocuklar ileride yaratıcı sanat eserlerine imza atabiliyorlar. Başarılı, duyarlı, bilinçli ve sosyal bir çocuk için kitaplarıyla bağ kurmak önemli bir etkendir. Sevgili izleyiciler, değerli çocuklar. Şimdi programımıza çocuklarımızın hazırladığı gösteriyle devam ediyoruz ve sahneye Emre'yi davet ediyoruz şiirini okuması için. Ben Türk'üm, ben yüce bir soydanım, ateş dalgası kanım, doğruyum, çalışkanım, Türk'üm ne mutlu bana. Dünyayla birdir yaşım, tarihle arkadaşım, göklerden yüce başım, Türk'üm ne mutlu bana. Yükseklerden yükseğim, aşılmaz bir tümseyim, dünya bilir ben neyim, Türk'üm ne mutlu bana. Işık, ışık saçtım cihana, iz bıraktım dört yana, kanım benzer volkana, Türk'üm ne mutlu bana. Aferin arkadaşınızı alkışlıyoruz. Teşekkür ederim Emre. Şimdi Zeynep bize anne şarkısını söyleyecek. Buyurun Zeynep. Güneşin arası çok,
Her evin çilesi çok, analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim, sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Çocuğa bakar anne, evine tapar anne. Gece gündüz çalışır, yarını yapar anne. Gelin çiçek derelim, yollarına serelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim. Teşekkür ederiz. Zeynep'e ve size. Çok güzel okudunuz. İsmail'i davet ediyorum şimdi. Lisan şiirini okuması için. Lisan, güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en saf en ince bize. Lisanda sayılır öz, herkesin bildiği söz, manası anlaşılan lügata atmadan göz. Uydurma söz yapmayız, yapmayola sapmayız, Türkçeleşmiş Türkçedir eski köke tapmayız. Yeni sözler gerekse, bunda da huy herkese, halkın söz yaratmada huylarını benimse. Türklüğün vicdanı bir, dinli bir, vatanı bir, fakat hepsi ayrılır olmazsa lisanı bir. Kocaman bir alkış, teşekkür ediyorum İsmail, yerine geçebilirsin. Medina şimdi sırada. Denizci Popa'yım ben. Çok ıspanak yiyorum. Onun için bahçede en çok ekiyorum. Benim ellerime çok kuvvet veriyor. Yumruklarım uçuyor. Sanki kanatları var. Şimdi dibek nerede? O vahşi canavar. Yalnız ona dokunsun. Benimdir oliva. Ben onu ezerim. Sol elifle. Çünkü benim olivam. Yalnız beni seviyor. Bu eller güçlüdür. Dibek iyi biliyor. Morlukları gözünde hala duruyor. Beni yolda görürse hemen kaçıyor. Şimdi dibek gelirse ona dayak atarım. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Nisa'ya davet ediyoruz şimdi. Annesi için bir şiir okuyacak. Canım annem, yemeyip de yediren, giymeyip de giydiren, her an bizi düşünen, canım annem, gül annem, kollaçıp kanat geren, ömrünü bize veren, biz gülünce sevinen, canım annem, gül annem. Teşekkür ederim Nisa sana da. Kerem bize İlkbahar şiirini okuyacak. Buyur Kerem. Yağmur geçti, kar geçti, soğuk rüzgarlar geçti. Güneşli bahçelerden güzel çocuklar geçti. Taze hayattır bahar, ne çok ışık renk saçar. Gezdirin, eğlendirin, gülbüz olsun yavrular. Meyiliyor kuzucuklar, seviniyor çocuklar. Ağaçlar dallar taktı, binbir renkli boncuklar. Rüzgar ese ese hayat verir herkese. Civciv bile kapanmaz ilkbaharda kümese. Teşekkür ediyoruz Kerem'e. Aferin Kerem, harikaydın. Çok güzel okudun şiirini. Şimdi Melisa da bize bir şiir okuyacak. Melisa'nın soyadı Mehmet, şiirinin de başlığı Mehmet. Buyurun Melisa. Mehmet, Karşıyaka memleket, sesleniyorum Varina'dan. İstiyor musun Mehmet, Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, istiyor musun Mehmet, Mehmet? Teşekkür ederim. Maniler okuyacak şimdi bize Berk, Ali, Betül, Eser ve Furkan. Hadi izliyoruz onları.
Dağlarda kar kalmadı, yürekte fer kalmadı. Daha çok yazacaktım, mektupta yer kalmadı. Eski can bir direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Su gelir, akar geçer, benliğini yıkar geçer. Dünya bir penceredir, her gelen bakar geçer. Mekke urması güzel, davulcu okur gazel. Bahşiş almak için hep kapı kapı gezer. Sarı taksi boyandı, geldi kapıma dayandı. Tam kaçacaktım ama çoğur yengem uyandı. Kara kara kazanlar, okuyanlar yazanlar. Dünya bir kitaptır, okumayan azanlar. Bu aya hürmet gerek, nimete şükretmek gerek, mübarek Ramazan'da Hakk'a ibadet gerek. Şu giden kimin kızı, giyinmiş al kırmızı, hem gider hem sallanır, alıyor aklımızı. Maniler çiçeklidir, birbirine eklidir, davulcunun daveti mutlaka büreklidir. Ay kızlar gelin durak, hep beraber oturak, ne ağlayak ne gülek, hep beraber eğlenek. Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola. Ey benim güzel dostlarım, sahurunuz mübarek ola. Su gelir akar geçer, bendini yıkar geçer, dünya bir penceredir, her gelen bakıp geçer. Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Teşekkür ederim hepinize çocuklar, sıkı hazırlanmışsınız demek ki, manilerinizi de çok beğendim. Şimdi sırada hadisini okuyacağız şiir var, onunla devam ediyoruz. Geveze Nasreddin, Nasreddin'e bir bakın konuşur da konuşur. Sözler karşısını kaçmasın, onları birden bulur. Hey Nasreddin, Nasreddin, bil ki sözü söz açar. İşi sırılmayandan saat değil gün kaçar. Teşekkür ederiz Halise. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtlar kuzu olsun, şekerle bal. Bana bir masal anlat baba, içinde denizle balıklar, yağmurlar kar olsun, güneşler. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim Aliye'ye de. Ve Belkıs'ın da bize okuyacağı bir şiir var. Buyur Belkıs. Söz verdim öğretmenime, öğretmenim, babam, ana kucağım. Okulum, ilim şehrim, bacağım. Sınıfımsa evim, barkım, ocağım. Söz verdim öğretmenime, büyük adam olacağım. Yeteri kadar çalışacağım. Rakibimle yan yana yarışacağım. Elbet aralarına karışacağım. Söz verdim öğretmenime, büyük adam olacağım. Yükselmeli insan dalında, göstermeli becerisini cihanda. Çalışkanlık belli olur simada. Söz verdim öğretmenime, büyük adam olacağım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun herkes. Ağzınıza sağlık hepinizin. Şimdi bir tanıtımım daha var. Ondan sonra yine sizlerle beraber sohbete geçeceğim. Değerli izleyiciler, şimdi sıra kültür mirasımız bölümünde. Bu benzersiz coğrafyada hüküm süren ve yaşadıkları dönemde önemli kültürel ve sosyal gelişimlere imza atan uygarlıkların izlerini halen devam eden kazılar sayesinde büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Bakalım bu bölümümüzde hangi mekandayız? İzliyoruz. Merhaba, ben Mert Amiti. Bugün size Üsküp Kalesi'ni anlatacağım. Üsküp Kalesi... Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti olan Üsküp, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğini de taşımaktadır. Ülkede bulunan Vardar Nehri'nin iki yakasına kurulu olan Üsküp'ün akış yönüne göre sol taraftaki eski Üsküp, sağ taraftaki ise yeni Üsküp olarak adlandırılmaktadır. Üsküp'te birçok tarihi eser bulunmaktadır. Fakat bu eserlerden en önemlisi şüphesiz ki Üsküp Kalesi olarak göze çarpmaktadır. Üsküp'ün belki de en önemli kültür mirası olan Üsküp Kalesi, Vardar'a göre kuzeyde bulunmaktadır. Kale tarihi açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Yerli halkın kullandığı birçok arma ve bayrakta da Üsküp Kalesi bulunmaktadır. Üsküp Kalesi'nin ilk olarak M.Ö. 6. yüzyılda inşa edildiğine dair
işaretler bulunmaktadır. Buna göre Üsküp Kalesi Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Fakat 518 senesindeki deprem nedeniyle kale yıkılmıştır. İmparatorlardan 1. Justinian döneminde kale tekrardan inşa edilmiştir. Justinian, doğup büyüdüğü şehir olan Üsküp için bir şeyler yapmak istemiştir ve kalenin tekrardan inşasına karar verilmiştir. Fakat Doğu Roma İmparatorluğu ve Bulgaristan arasındaki savaş 10. ve 11. yüzyıllardaki savaş nedeniyle kale tekrardan zarar görmüştür. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 1660 yılında yaptığı Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına ait Balkan topraklarında yaptığı seyahatini kaleme aldığı seyahatnamesinde kale hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Üsküp Kalesi 1963 senesinde yaşanan şiddetli deprem nedeniyle tekrardan hasar görmüş halde olduğu fakat günümüzde restorasyonu yapılmıştır. Üsküp Kalesi şehrin en yüksek noktasında yer aldığından gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan ilk özelliği şüphesiz ki manzarasıdır. İnşa malzemesi olarak taş kullanılan bu kale Bizans dönemindeki Opus Quadrum adı verilen bir inşa stiliyle inşa edilmiştir. 121 metre uzunluğundaki bu kale şu an 3 tane kuleye sahiptir. Halbuki söz konusu kale eski yıllarda söylendiğine göre 70'e yakın kuleye sahiptir. Kalenin var oluş amaçlarından ilki ve en önemlisi askeri olarak kullanılmasıdır. Şu an kaleye gidildiğinde eski çarşı tarafındaki kapısı 1446 yılında inşası yapılan ve her şeye rağmen ayakta kalmayı başaran tek kapıdır. Bugünkü yayınımıza misafir olan Petar Zdravkovski Penko 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri TV'de Recep'e emeklerine sağlık diyoruz. Katkılarından dolayı Delfina Tursa, Ramsor Marketler Zinciri'ne ve programı gerçekleştirmemize imkan tanıyan Bilen'de de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz de programımıza katılmak isterseniz Time Balkan sosyal medya hesaplarından başvurunuzu yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, sevgili çocuklar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine çocuk sesleriyle, neşesiyle dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Biz eğlendik. Umarım siz de bizimle birlikte iyi vakit geçirmişsinizdir. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve gülümsemeyi hiç unutmayın.